Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yeni bir video, hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Bugün Göztepe'deyiz. Göztepe Stadyumu tam karşısında bulunan Netost'a geldik. Buranın arkadaşlar iki sloganı var. Bir, dünyanın en iyi tostu. İkincisi, kaliteli ise kaliteli tost yer diyor. Şimdi içeri gireceğiz. Necmi abiyle hem sizi tanıştıracağım hem de o enfes tostların nasıl yapıldığını sizlere detayları, tüm detaylarını göstereceğim ve güzel bir tost yiyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım hazırlanın, güzel bir videoya başlıyoruz. Şöyle makaleler karşınıza çıkıyor. Göster abi. İşe acele olan tost yemeye gelmesin ha Necmi abi. Acele tost yolu, acele tost yapamıyoruz. Nasılsın abi, nasıl bu işler? Sağ ol, hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk abi. Ne var ne yok? İyi Allah aşkına, nasılsınız? Biz de iyiyiz abi, çok şükür. Şimdi abi o güzel ellerinden biz de tost yemeye geldik. Şurada malzemeleri bir gösterelim abi. Ne malzemesi kullanıyoruz? Onları bunlar manda olarak. Sucuğu. 3,5 seneden beri aynı sucukları kullanıyorum. Manda sucuğu. Başka evet. Herhangi bir sucuk kullanmıyorsunuz abi. Yok, kesinlikle yok. Bunlar da mihaliç peyniri. Mihaliç peyniri mi kullanıyorsunuz evet. Olsun içinde? Evet. Şimdi bize bugün ne yapacaksın abi? Bugün size bazlama yapayım. Bir görelim bu ekmeği istersen yakında. Bu bazlama. Necmi abi kaç çeşit tost var şimdi? Şu anda 4 çeşit tostumuz var. Hangileri? Bazlama 1. Bazlama, Balıkesir, evet. Ayvalık ve Susurluk tostu. 4 çeşit. 4 çeşit üzerine gidiyorsun. Evet, şu anda 4 çeşit var. İleriye doğru bakalım birkaç çeşit daha koymaya düşünüyorum. İnşallah. Planlarım da var. İnşallah. Şimdi abi Netos Göztepe Stadyumu tam çaprazında kalıyor. Evet. Ama herhalde taşınacakmışsın değil şu mi? Şu anda tam yan tarafına taşınıyorum bir ay sonra. Göster Aksel Bulvarı'na. O taraftayım yani bir ay sonra falan oraya taşınıyorum. Bir aksilik olmazsa. İnşallah abi, Allah utandırmasın. Sabah kaçta gidiyorsun abi? Kaça kadar sürüyor? 8.30'da açıyorum. Akşam 7 gibi kapatıyorum. 8.30 akşam 7 gibi. Evet. Pazar günleri kapalıyım. O şekilde devam ediyorsun. Evet. Fiyatlar ne alemde şimdi abi? Kaç para daha başlıyor? Şu anda bütün tostlar 40 lira oldu. Bütün tostlar 40 lira. Onun üstü var mı yoksa hep aynı? Yok, hepsi düz. 140 lira şu an. Ben ilk geldiğimde arkadaşlar burada tost yediğim zaman fiyatlar 14'ten başlıyorlar. 14, 15, 16 civarıydı. Şu anda 40 TL olmuş. Yani maalesef çok masraf her şey. Aynen. Şimdi ne yaptık? Ekmeğimizi attık. Şöyle güzelce ilk önce ısınmasını bekledik. Üstüne ne geliyor abi? Şu anda biraz yağlıyoruz. Yağımız tereyağla karışık. Hem lezzet katsın hem yumuşasın diyor değil mi? Tabii. Manda sucuğu. Abi manda sucuğu niçin? Daha mı böyle argesini yapmışsın da mutlaka? Bizim o tarafın sucukları hep eski zaman sucukları olduğu için çok seviyorum bunu. O yüzden bunu da tost yapmayı düşündüm. Güzel. Bir değişiklik olsun dedim. Aynen. Hem daha sağlıklı, hem içine tavuk falan hiçbir şey girmiyor. Aynen. Ama bu da isteğe göre değişiyor değil mi? Peynir olsun, sucuğu olsun. Yani. Şimdi piyasada kullananlar sosis salam kullanıyor. Yani tavuk sucuğu, tavuk sosis salam, aynen. Afyon sucukları. Aynen. Ben o tip şeyler kullanmıyorum. Manda sucuğuna devam. Tatlı ketçap mayonezini kullanıyorum. Biraz daha böyle kaliteli yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Kaliteli insan, kaliteli tost yer. Yani sloganına devam ediyoruz. Peki ya bu şeyi merak ettim ben. Dünyanın en iyi tostu diye. Yani bu bir iddia mı yoksa? Yok. Diğer dükkan benim küçük yerdeydi. Tamam. Müşteri geldi abi de bu dedi dünyanın en iyi tostu dedi. Heh. Öyle kaldı. Öyle bir kaldı. Anladın mı? Güzel öyle ben kaldı. Ben de öyle bir tabela yapayım dedim. Aynen. Orada Allah razı olsun o kişi de. Eğer beni duyuyorsa gelsin bana tost bedava. Patladı gitti ha. Mecburen öyle bir yazı yazdı olduğunda kaldık ama gerçekten insanlar zaten Google'da yorumlara bakarsanız şu anda 4.9. Evet, tostun güzel abi, güzel. 250 üzerine yorum var, çok şükür herkes yazıyor. Güzel. Şimdi peynirler mi geliyor? Evet, sucuklarımız kızardı. Rengini aldı, kızardı. Evet. Ben inan herkese bu şekilde koyuyorum. Hani hiçbir değişiklik salça, yok değil mi? Antakya salçası kullanıyorum, acı mı tatlı mı isterseniz? Acı olsun abi. Tamam. Antakya salçası. Evet, Antakya. Bu da çok önemli bir şey bak. Tabii. Yani diğerleri gibi düz salça kullanmıyorum. Evet. Domates. Evet, gelsin. Koyuyorum.
çok fazla koymuyorum ki. Sulandırmasın diye, değil mi? Tabii. Biraz marul koyuyorum. Gerçi marula karşılar ama ben çok iyi bir lezzet verdiğini düşünüyorum. Denemekte fayda var. Tabii. Bu şekilde. Yine biraz ketçap mayonez. Fazla evet. Kaçmamak halinde. Bu şekilde tostumuzu kapatıyoruz. Of. Bunun güzel olmama şansı yok ya. Bir de güzelce yok. Yağladı. Evet. Diğerine de aynı şekilde geliyor. Tabii. Şimdi arkadaşlar bakın susuruk tostunu göstereyim sizlere. Abi bu susuruk tost değil evet, mi? Evet, bu susuruk tost. Bunun diğerlerinden farkı ne abi? Bu ekmeği biraz daha ekşi maya ekmeği gibi değişik bir ekmek. Hı-hı. Bu salça peyni sucuk ve üzerine salça sürüyor bunu. Ha üzerine bir şimdi videoda izleyeceksiniz. Salça gelecek değil mi? Tabii. Ya geldi. Hem bu lezzet kalsın hem de eti şey ekmeği yumuşatsın diye değil mi abi? Tabii. Yağsız. Aynen. Doğru. Hem zaten tostun şeyi yağdır. Aynen. Yağ güzel olursa... Ekmeği de yumuşatıyor değil mi? Lezzetini lezzet katıyor. Ya şey hoşuma gitti abi. Aynı sucuğu kullanıyorsun ve aynı peynirin üzerinden gidiyorsun değişti. Ya. Bu çok hoşuma gitti bana. Ben değiştim, asla değiştim. Malzemenin kalitesini kullanıyorum. 3 seneden beri aynı ürünleri kullanıyorum. Çünkü kendi peynir sucuğu kendi çocuk arkadaşlarım yapıyor bana. Hı-hı. Asla değiştirmem. Değiştirirsem kendim uçurumda atmış. Aynen şöyle. Aynen. Az önce de ondan bahsettim ya abi. Değiştirmeyeceğiz. 3 seneden beri çok güzel bir müşterilerim var. Kemikleşik müşterilerim var. İnanın yurt dışından bile İzmir'e tatile gelenler direkt ne tosta geliyorlar. İlk sıradan evet. Beni ben varım. Ya senden bir de tosta olarak. Aynen abi. Bir de özlem içindeler zaten. Tamam. İki defa ekşi sözler girdim. Evet. Güzel. Burada yani Google'da YouTube'da yazarsanız. Yani şu anda işte sizle beraber 26 oldu gurme geldi. Evet. Artık şeylerin isimleri falan unuttum. İnşallah devamı da gelir abi. Susurluk tostlarımız. Susurluk bu şekilde ama. Bunlar da susurluk tostları. Üzerine ne geliyor? Hemen salçası geliyor. Üzerine salça geliyor. 3 tane balık eseri tostları. Bir tanesi de ketçap, mayonez, salça olacak. Şey istemedi. Domates, salça mı istemedi? Salça istemedi. Salça mı istemedi? Salça mı? Bu da normal olur. Değil mi abi? Salçası. Olay budur. Tostlarımız bu şekildedir. Evet, tostumuz. Ben bir balık ısırtım. Oldu. Olay bu mudur Necim abi? Evet, olay budur. Benden yapması, sizden yemesi. Sen merak etme abi bize. Hakkını veririz sana. Arkadaşlar şimdi geldik en güzel zamana. Tadım zamanına. Göztepe Stadyumu tam karşısında bulunan Netos'tayız. Şöyle bazlama tostu size göstereyim. Bakın bunun salçası ayrı, peyniri ayrı. Bak. İçini şöyle size detaylı olarak göstereyim. Görüyor musun abi? Fiyatlar şu anda 40 TL arkadaşlar. Bütün tostlar için geçerli. Şu anda fiyatlar 40 TL. Müsaadenizle. Birincisi Necip abinin tostu daha önce de denediğim için biliyorum doyurucu arkadaşlar. İçinde özel sucuğu, manda sucuğu, peyniri, salçası, Antakya salçası. Yani neden fiyatlar 40 TL? Bundan da bahsedeyim. Kaliteli malzeme kullanırsanız fiyat o kadar daha çok yukarı çıkar. Ama kaliteli malzeme kullanmazsanız fiyatı o kadar da aşağı çekebilme şansınız var. Yani bir ürün yiyorsunuz, fiyatı düşükse bence ondan korkun yani. Necma abi haksız mıyım? Doğru. Kaliteli mal kullanıyorsun değil mi abi? Tabii, ürünler kaliteli olur. Aynen abi, fiyatlar mecbur olarak yukarı doğru çıkıyor.
dolu dolu tosuyorsunuz ya. Bazı mısır harbi gerçekten geçerli yani, güzel. Açsana şunu abi. Bak. Görüyor musunuz? Buraya gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle ben yemeğe devam edeceğim. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.